Efendim başka bir rivayet. Bu ayetin yazıldığı nezle, papyrus yahut başka bir şey, çabuk Ayşe'nin odasında minderinin altındaymış. Bir gün Ayşe evde yokken peygamberin hanımı bir geçi girmiş yemiş o ayeti. O yüzden girmemiş. Tamam, makul geçi yiyebilir. Öyle ya, geçinin yiyeceği biliyorsun, bizim ineklerimiz de vardı, çabuk mamut buldu mu yedi. Geçi yemiş. Tamam da geçi yedi diye Allahu Teala artık bir nüsha vardı o ayetten gönderdi. Matbaasında kalmadı, basılı halde yok. Bu diyeceğiz yani. Gene gönderir lan. Ne diyor? Senin kalbine yerleştirecek olan biziz diyor. Yani geçi yerse yattınız. Bir ayet 90'larda bir daha da göndermem mi diyor. Bunları ciddi ciddi yazmışlar kitaplara. Ya Rabbi gel de gülme, üzülme, kızma, yani ne yapacağım şaşırıyor. Evet. Olacak iş mi? Arkadaşım akıl var, yakındır. Şaka mı yahu, sen benimle benim adam almıyorsun, ben değilim. Allah'a mı adam onun muhafızlığına rağmen kim kul adam onun korumasındaki bir şeye el uzatabilir? Ha? Nasıl bir tasarrufta bulunabilir onun korumasındaki? Olsaydı zaten 1400 sene şaka şuka değil yani 14 asır boyunca ikinci değil 152. Kur'an'ı icat ederdi insan. Yok, nasıl işte? Anlamam yani, nasıl akıl sahipleri buna bunları konuşmak için üzerinde durabilir? Benim aklım emin olur ya, azlığından almıyor.